Değerli basın mensupları, bugün Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal ve çalışma arkadaşlarını genel merkezimizde ağırladık. Öncelikle bu nazik ziyaretler için Sayın Genel Başkan'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Görüşmemizde Türkiye'nin güncel ve önemli sorunlarını irdeleme imkanımız oldu. Özellikle Türkiye'deki kurumsal yapının gerçekten büyük miktarda aşındığını, örselendiğini, kuvvetler ayrımı ile ilgili sorunların had safhada büyüdüğünü ve bu kurumsal altyapının yeniden ayağa kaldırılmasında en önemli ihtiyaçlardan birisinin olduğunu karşılıklı teyit ettik. Ayrıca şu anda devam etmekte olan güçlenmiş parlamenter sistem çalışmalarıyla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Ve bizim Deva Partisi olarak üzerinde çalışmakta olduğumuz ve yaklaşık 20 ayrı alanda oluşturduğumuz eylem planları konusunda da Sayın Genel Başkanı ve heyetini kısaca bilgilendirdik. Ben bu ziyaret için tekrar Sayın Aksakal'a ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Şimdi sözü değerli Genel Başkan'a bırakıyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim saygıdeğer basın mensupları. Bildiğiniz gibi bugün Deva Partisi'ni ziyaret ettik. Bizi çok sıcak ve samimi bir ortamda karşılayan başta Sayın Genel Başkan Ali Babacan Bey olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına içten şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü. Bugün Deva Partisi yapısı içerisinde hazır basın mensuplarımız da burada bulmuşken bu mücadeleyi yürüten, başlatan, başta Doktor Fazıl Küçük olmak üzere Rauf Denktaş ve Kuzey Kıbrıs'ta devlet yapılanmasının belki de ana harcını koyan 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'yla o dönemin başbakanı rahmetli Bülent Ecevit'i ve başbakan yardımcısı rahmetli Necmettin Erbakan'ı bu uğurda kan döken bütün şehitlerimizle birlikte saygıyla, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Tabii geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Türk Devletleri Teşkilatı diye bir yapı vardı. Toplantı yaptılar Demokrasi Adası'nda. Şimdi bizim bakış açımıza göre başta Azerbaycan olmak üzere bu Türk Devletleri yapısını oluşturan devletlerin hiç zaman kaybetmeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tanıma kararı alıp Birleşmiş Milletler'de yer almasını sağlamak olmalıdır. Değerli arkadaşlar, DSP olarak sizlerin de yakından takip ettiğiniz üzere özellikle anayasamızın ilk 4 maddesinde karşılığını bulan hususlarla sıkıntısı olmayan bütün siyasi partilerle görüşmelerimizi, ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bunun da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda da bugün işte Demokrasi ve Altılım Partisi'ni ziyarete geldik. Ve önemli konuları istişare etme imkanı bulduk. Belki burada biraz sizi beklettik galiba. Standartların dışında bir zamanı harcamış olduk. O konuda da sizlerden helallik istiyorum. Şimdi bugünkü yönetim biçimi konusunda yoğun tartışmalar var. Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi ya da parlamenter sisteme yeniden dönüş konularında. Gördüğümüz kadarıyla bugünkü yönetim sisteminin bazı özellikleri özünde yönetenleri de rahatsız ediyor, görünüyor. Dolayısıyla asıl dikkat edilmesi gereken hususun halkın seçimle verdiği yetkiyi anayasa düzleminde kalmak kaydıyla yönetim yetkisi olduğunun içselleştirilmesi olduğunu düşünüyoruz. Ancak bugün siyasetin etkin noktasında bulunan aktörlerin aldıkları bu yetkiyi devleti dönüştürme işlevine
tahvil olduğu görüntüsü vermektedir. Bu yanlıştır ve tehlikelidir ve tasvip edilemez. Zira mecliste çoğunluğu ele geçiren herhangi bir yapı kafa yapısına göre eğer anayasayı düzenlemeye ve değiştirmeye kalkarsa bunun adı faşizm olur, bunun adı kaos olur. Buna çok dikkat etmeliyiz. Bizim de bu yöndeki görüşlerimizi Sayın Genel Başkan'la ve çalışma arkadaşlarıyla paylaşma olanağı bulduk. Bugün her ne kadar herkes geçmişte 15 Temmuz'da yaşanan FETÖ terör örgütü darbe kalkışmasından yakınarak oradan da uzak görünmeye de çalışılıyor ise de devletin belirli kurumlarında hala da bu yapının etkisinin varlığını hissedebiliyoruz. Bunların topyekün el birliğiyle ortadan kaldırılması çalışmasını yürütmemiz gerekiyor. Bugünkü siyasi tartışmaların ortak paydasında biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var. Evet, %50+1 yönetim sistemi öne çıkıyor. Ama sıkıntının sadece %50+1 olmadığını ben belirtmek isterim. Ana sıkıntının kuvvetler ayrılığı prensibinin ortadan kaldırılmış olması ve toplumun yönetimde hakimiyetini yani meclisteki olması gereken etkisinin ortadan kaldırılması olduğunu düşünüyorum. Bütün siyasi aktörlerin her türlü saplantılarından ve komplekslerinden arınarak demokratik cumhuriyetimizin Atatürk'ün kurduğu prensipler temelinde ve çerçevesinde bir yol alması yönünde çalışma yapmasını kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kavgadan, gürültüden hiç kimse bir şey kazanamaz. Siyasetin son zamanlardaki dili bizlerin, Türk toplumunun özellikle Hacı Bektaşların, Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin bizlere olan öğretilerinin dışına çıkmaya başlayan bir şekil aldığını görmek de bize üzüntü veriyor. UNESCO bildiğiniz gibi 2021'i Yunus Emre Sevgi Yılı olarak ilan etmişti. Yine hazır buradayken sizlerin huzurunda Yunus Emre'nin o güzel sözünü paylaşmak isterim. Gelin tanış olalım, işin kolayını bulalım diyor Yunus Emre. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Onun için Türkiye hepimizin bu topraklar şehitlerin kanlarıyla sulanmış ve yoğrulmuş, bize emanet edilmiş topraklar. Bunun dışındaki yönetim biçimine ilişkin tartışmalarımızı her zaman yapabiliriz ve ben çözüm bulabileceğimize de güveniyorum, inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günler daha aydınlık, daha güzel günler olarak gelecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, şimdi değerli basın mensubu arkadaşlarımızdan sorusu olanlar varsa buyurun. Efendim, Fox Haber Fırat Irmak. 3 sorum olacak. Sorularım hepsi size olacak efendim. İlki ekonomiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı dün yaptığı açıklamada ekonominin kitabını yazdık evelallah dedi. Siz mevcut şartlar altında bu ekonominin kitabını yazdık açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz? İkincisi yap işlet devletlerle ilgili özellikle muhalefetten gelen kaynak eleştirilerine karşı Sayın Cumhurbaşkanı yine biz kaynak ürettik, yap işlet devlette bir kaynaktır. Eğer siz kasanızdaki parayla bunu yapmaya kalksanız belki de yapamayacaksınız ama biz yap işlet devlet usulüyle bu kaynağı ortaya koyduk dedi. Son sorum da 50+1 ile ilgili son dönemde tartışma yeniden alevlendi. Siz bu tartışmayı neye bağlıyorsunuz? Altında neler olabilir? İktidarın 50+1'i yeniden tartışmaya açmasında. Teşekkür ederim. Evet. Son sorudan başlayayım. Daha önce de söylemiştim. Tekrar ifade etmekte fayda var. Şu andaki iktidar oyunun mevcut kurallarına göre yeniden seçilemeyeceğinin farkına varmış olmalı ki kuralları değiştirerek acaba tekrar seçilebilir miyimin hesabına girmiş durumda. Bunu seçim yasasıyla ilgili yapılan pek çok hazırlıklar ve bu hazırlıklarla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler de görüyoruz. Bunu en son tartışmaya açılan 50+1 meselesinde görüyoruz. Yani şunu herhalde iyi anlıyorlar ki mevcut kurallarla seçime girilse artık kazanamayacaklar.
bu zihinlerinin gerisinde artık iyice yer etmiş. Fakat yakın siyasi tarihimizde de çok örneği var. Bir hükümet eğer oyunun kurallarını değiştirerek iktidara devam etme hesabına girmişse artık o hükümetin ayrılma zamanı gelmiştir diyoruz biz. Yani müsait bir yerde inmeleri gerekecek. 50+1 ile artık olmuyor. Ne yapalım? 40+1 mi yapalım? 30+1 mi yapalım? Ne yapalım? Ne istiyorlar yani? Kendileri istedi. Çok istedi. Kendileri çok istediği için bu anayasa değişikliği yapıldı. Ve ülkeyi uçuracak, kanatlandıracak, Türkiye'nin tüm sorunlarını çözecek bir sistem olarak ortaya koydular. Hatırlayın 2018 seçim kampanyasına giderken Sayın Erdoğan ne diyordu? Yetkiyi bana verin. Enflasyon da faiz de nasıl düşer ben göstereceğim diyordu. İkisi de düşmedi. Yani Sayın Erdoğan tam yetkili, taraflı cumhurbaşkanı, partili cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasından bu yana döviz kurları Türkiye'de 2 kattan fazla arttı. Enflasyon yakın tarihin en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Türkiye'de Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz Avrupa'nın en yüksek faiz oranı, dünyadaki en yüksek faiz oranlarında bir tanesi. Dolayısıyla demek ki bu sistem Türkiye'nin sorunlarını çözmüyormuş. Biz onun için şu anda güçlenmiş parlamenter sistem üzerinde çalışıyoruz. Ama diyoruz ki sistem değişikliği gerekli fakat yeterli değil. Topyekün bir iktidar değişikliği olmadan, topyekün bir zihniyet değişikliği olmadan bu ülkenin sorunları asla çözülemez diyoruz. Bunu da sık sık vurguluyoruz. Diğer sorunuza gelecek olursak, Sayın Erdoğan ekonominin kitabını yazdık diyor, doğru. Gerçekten iktisat bilimcilerinin çok iyi incelemesi gereken bir AK Parti iktidarı dönemi var. Gerçekten bu konuda kitaplar yazılmalı. Ortak akıl ve istişare varken, dürüst ve liyakatlı kadrolar iş başındayken, planlı programlı çalışılırken nasıl bir ülke ekonomide zirveyi görür? Arkasından hukuk ve adalet ayaklar altında çiğnenince, istişare bırakılınca, ortak akıl bırakılınca, dürüst ve işin ehli kadrolar, liyakatlı kadrolar devre dışı bırakılınca nasıl bir ülke çöker? Bunun en güzel örneklerini Türkiye şu geçtiğimiz 20 yıllık dönemde yaşadı. 3.500 dolardan 12.500 dolara çıkarken milli gelirimiz, bu başarının arkasındaki faktörler, bu başarının arkasındaki ana sebepler neydi? Onu da herkes gördü. 12.500 dolar gördükten sonra son 6-7 yıldır sürekli olarak ekonomimiz merdiven basamağı gibi aşağıya doğru inerken, geçen sene 8.000 küsur dolarla bitirdik biliyorsunuz. Bunun arkasındaki sebepler ne? Gerçekten bunun kitabı yazılır. Ama Türkiye'nin şu son 19-20 yıllık tecrübesi şunu göstermiştir ki, ekonomide başarının temelinde öncelikle hukuk var, adalet var, liyakat var, şeffaflık var, hesap verebilirlik var, demokrasi var, temel hak ve özgürlükler var. O temeli siz sağlam tutarsanız, üzerine de sağlam bir ekonomi inşa etmeniz mümkün olur. O siz temeli kendi elinizle yok ederseniz, ekonomi de çöker. Şu anda geldiğimiz nokta da budur. Gerçekten iyi işler yapıldığında başarı, kötü işler yapıldığında başarısızlığın kitabını şu anda Türkiye ile ilgili iktisatçıların yazması gerekir. Ama benim alanım ekonomi diyen, ben ekonomistim diyen herkesin kitap yazmasıyla olmaz bu iş. Gerçekten bağımsız, tarafsız gözlem yapabilen, dünyayı bilen, yakın iktisat tarihini bilen insanların bu dönemle ilgili bir kitap yazmasında büyük fayda var. Ve Türkiye'nin bu kadar büyük nüfusuyla, Avrupa'nın en büyük nüfusuyla, Avrupa'nın en büyük topraklarıyla, Avrupa'nın en genç nüfusuyla bu kadar büyük potansiyeli varken nasıl bu hale düşüyor? Bunun gerçekten iyi bir analizinin yapılması lazım. Biz hep diyoruz ki mutlaka bir sistemin değişmesi gerekecek. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistemin Türkiye'de uygulanması gerekecek ama topyekün bir iktidar değişikliğiyle beraber ehliyet, liyakatın iş başına gelmesi gerekecek. Adalet ve hukukun bu ülkede sağlam işlemesi gerekecek. Hukuki güvenlik gerekecek ki
ekonomimiz o layık olduğu noktaya, ülkemizde o hak ettiği potansiyele hızlı bir şekilde ulaşabilsin. Bir üçüncü sorunuz vardı ama onu tekrar alacağım. Doğru. Şöyle, bu yap işlet devletler ilk yapılırken doğru bir devlet kaynağı harcanmıyor. Tamamen özel sektör kendi bulduğu imkanlarla bu yatırımlar yapıyor ama bu ihaleler eğer şeffaf, geniş katılımla yapılmıyorsa, sadece davet usulü yapılıyorsa, yeterince rekabet oluşmuyorsa, yarışma oluşmuyorsa, bir, bu ihalelerin sonucu bu projeler çok pahalıya mal oluyor. İki, garanti ödemeleri sebebiyle devletin her sene bütçesinde büyük bir yük oluşuyor. Kaldı ki bu yılın bütçesinde biliyorsunuz bu garanti ödemeleri için konulan rakam 31 milyar TL. Gelecek yılın bütçesinde de şimdiden 40 milyarın üzerinde bir kaynak ayrılmış durumda. Proje yapılırken bir devlet kaynağı harcanmıyor ama siz parametreleri doğru kurgulamadıysanız, yeterince rekabet oluşmadıysa, herkese açık şeffaf bir ihale süreci işletmediyseniz, daha sonra yüksek garanti bedelleri olarak bu devlet ve bu millet bunun ağır bedelini yıllara sari bir şekilde ödedi, ödüyor. Evet, buyurun efendim. Teşekkürler efendim. Bekir Mert Akit Televizyon'dan. İki sorum olacak. Birincisi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı. Benim liderliğimi yaptım. Partinin de yarattığı yaralar vardır. Helalleşme yolculuğuna çıkacağım demişti. Bu sözlerle ilgili değerlendirmenizi merak ederiz. İkincisi, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın geçtiğimiz günlerde Bingöl'de bir şehit yakınına hakarete, bununla ilgili görüşünüzü merak ederiz. Teşekkürler. Evet. Siyasi partiler açısından dönem dönem bir iç muhasebe yapmak, bir öz eleştiri yapmak ve o iç muhasebe ve öz eleştiri sonunda da stratejiyi gözden geçirmek, bunlar gerçekten önemli çalışmalardır, değerli çalışmalardır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini ben bu çerçevede dinledim, anladım. Öyle söyleyeyim. Kuşkusuz her siyasi parti kendi yakın geçmişinden, diğer siyasi partilerin yaşadığı tecrübelerden, ülkenin geçmiş olduğu evrelerden yeni bilgiler elde edebilir. Yeni görüşler oluşturabilir. Bu görüşler ışığında yeni stratejiler oluşturabilir. Bunlar son derece önemli. Yani bu değerlendirmeler, iç muhasebe, öz eleştiri gerçekten samimiyetle, iyi niyetle yapıldığında güzel sonuçlar da verir. İkinci sorunuza gelince, bu yaşadığımız konu gerçekten, yani siyasetçilerin vatandaşlarla olan iletişiminde üslup kullanılan dil çok önemlidir. Eğer siyaset sahnesine çıktıysanız, vatandaşlarımızla muhatapsanız, herkesle muhatap olabilirsiniz. Bazen insanlar öfkesini kontrol edebilir, bazen kontrol edemeyebilir. Bazen insanlar dilini kontrol edebilir, bazen edemeyebilir. Dolayısıyla bir bakıma hani vatandaşlarımızın kullanacağı dil konusunda siyasetçilerin bir miktar toleranslı olması şarttır. Ama siyasetçilerin kendi kullanacağı dil ve üslup çok çok önemlidir. Çünkü bir yanlış bir başka yanlışla düzeltilmez. Bir üslup, bir dile karşı ben de aynı üslupla, aynı dilde cevap veririm diyemez siyasetçiler. Böyle bir sorumlulukları vardır. Dolayısıyla aynı zamanda siyasetçilerin bir örnek olma özelliği de vardır. Topluma örnek olma özelliği. Çünkü daha çok toplum önündedirler, daha çok göz önündedirler. Biz Deva Partisi olarak kurulduğumuz ilk gün bunu söyledik zaten. Biz dedik Türkiye'deki siyasetin üslubundan rahatsızız. Siyasetin kullandığı dilden rahatsızız. Dolayısıyla bu konuda herkesin dikkatli olması kuşkusuz gerekir. Ama öyle bir döneme girdik ki şunu da unutmamak lazım. Özellikle siyasi partilerin saha çalışmalarında her şey böyle doğaçlama olmuyor. Her şey doğal akmıyor. Yani bir miktar böyle bizim de düzenlendiğini, kurgulandığını hissettiğimiz tablolar karşımıza çıkabiliyor.
Bunlara da dikkat etmek lazım. İktidar partilerinin de bunlara kalmaması lazım. Yani bu kadar siyasetin derecesini bu kadar aşağılara doğru çekmemesi lazım iktidar partilerinin. Yani iktidar partileri artık ellerinden bir şey gelmiyor da diğer siyasi partilerin sağ çalışmalarına şöyle ya da böyle yani olumsuz tablolar ortaya çıkartmak üzere bir organizasyon, bir kurgu derdine giriyorlarsa bu da doğru değil. Bu da hemen hissediliyor. Yani biz Türkiye'nin her yerinde geziyoruz. Bütün illeri, ilçeleri geziyoruz, görüyoruz. Her türlü vatandaşımız da her toplum kesimiyle muhatap oluyoruz, konuşuyoruz. Doğal akanla, doğaçlama diyaloglarla bir yerlerden kurgulanan diyalogların farkını çok iyi görüyoruz. Dolayısıyla buna da bu seviyeye inmeleri iktidar partileri açısından doğru değil. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı dil, üslup yani ne diyor? İşte daha başınıza neler gelecek, neler anlamına gelecek ifadeler kullanabiliyor değil mi? Siyasi partilerin genel başkanlarıyla alakalı. Ya da ne diyorlar? Sizi diyor toplumun içerisine çıkarmayacak hale getireceğiz diyor. Ya yani bu ne diyor? Aslında el altından birilerine sinyal veriyor. Ya diyor ki işte bu diğer partilerin, muhalefet partilerinin genel başkanlarını gördüğünüz zaman geleni yapın anlamına sinyaller vermeye çalışıyor. Gerçekten yazık. Yani bu koskoca ülkenin cumhurbaşkanının ülkedeki siyasetin seviyesini o noktalara indirme gayretine girmiş olması ülkemiz adına yazık. Yani ülkem adına sadece hicap duyarım. Ama zaten hep diyoruz ya bu partili taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminin zaten en önemli sorunu da bu. Yani ülkenin birliğini, beraberliğini, siyasi birliğini temsil eden bir makamın, cumhurbaşkanlığı makamının taraflı partili bir kişi tarafından bir bakıma yönetiliyor olması ülkedeki bütün dengeleri alt üst etmiş durumda. Burada gerçekten sistem değişikliği şart. En azından şu cumhurbaşkanının partili taraflı olabilmesiyle ilgili anayasa değişikliğinin bir an önce yapılmasına çok büyük fayda var. Gerçekten çok yazık. Yani ben 50+1'i cebime koydum. Geriye kalan vatandaş kesimleri beni ilgilendirmiyor diye bir ülkeyi yönetmeye başlarsa bir ülkenin cumhurbaşkanı o ancak zarar vermeye başlar. 50+1 cebime koydum da diyemiyor artık. Ne diyor? Bu galiba 50+1 artık cebime koyamayacağım diyor. Artık başka bir rakam mıdır? 40+1 midir? Nedir? Bilemiyoruz. Bu doğru değil. Doğru bir siyaset tarzı değil. Doğru bir üslup değil. Biz hep siyasette temiz bir dilin, temiz bir üslubun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ülkenin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu ülkenin gençlerinin de böyle bir siyaset görmek istediğine gönülden inanıyoruz. Deva Partisi'nin kuruluşunda açıkladığınız bütün ilkeler, prensipler bu esas çerçevesinde yürüyor bugüne kadar çok şükür. Buyurun. Bir de dış politika ile ilgili bir sorum olacaktı. Yine Cumhurbaşkanı'nın S-400 ile ilişkin açıklamaları oldu. ABD tarafının bizden S-400'leri iade etmemizi istediğini dile getirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Hem vermeyeceksiniz, siz bize verdiğinizde biz almadık mı dedi. Yani ABD tarafının bizim iade etmemizi istemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? F-35'ler için de yeni teklifler olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Bu aralarındaki pazarlığın, müzakerenin şu anda içinde olduğu evreyi bizim bilmemiz mümkün değil. Ne konuşuyorlar, ne ediyorlar, ne pazarlıklar dönüyor, perde arkasında bilemiyoruz. Ama bazen Amerikan tarafından, bazen hükümet tarafından gelen açıklamalarla sadece bunların izlerini görüyoruz açıkçası. Yani şu anda hükümet bu konuyla ilgili ciddi bir skandalın içine düşmüş durumda. Böyle bir şey görülmemiştir. Yani Cumhuriyet tarihinde böyle büyük bir skandal görülmemiştir. Siz kendi ifadesi olduğu için söylüyorum. $2.5 milyar S-400'e verin. Kapağını bile açamayın. $1.4 milyar F-35 projesine harcayın. Arkasından F-35'leri de alamayın. Ya böyle bir skandal yok aslında. Bu kadar büyük bir başarısızlık, bu kadar büyük bir fiyasko yok. Ama daha önce de söyledik. Bu istişaresizlik. Ben her şeyi bilirim. Benim alanım ekonomi. Kitabını yazdık, yazarız türü. Böyle ben her şeyi bilirim tarzı, tavrı işte ülkeyi bu noktaya düşürüyor. Dış politikada, dış güvenlik meselelerinde de maalesef benzer sonuçları gördük, görüyoruz. Şu anda
Şu var ki tabii onu da ifade etmekte büyük fayda var. Gerçekten Patriot füze sistemlerinin zamanında Türkiye'ye verilmemiş olması da Amerika Birleşik Devletleri adına çok büyük bir hata. Yani kendi müttefikine, NATO müttefikine hava savunma sistemiyle ilgili böylesine önemli bir ihtiyaç kalemini vermemesi, ancak Suriye'den gelen risk döneminde 3 batarya sistemi kuruldu biliyorsunuz Türkiye'ye. Ama bunlar emanet geldi. Emanet 3 sistem kuruldu. Suriye kaynaklı risk ortadan kaldırınca geri söküp götürdüler. Biz de o dönemde demiştik ki ya niye bunlara emanet veriyorsunuz? Verin bizim kendi milli sistemimiz olsun demiştik bunlar demiştik ve vermemişlerdi. O da büyük bir hata. O da büyük bir hata. Dolayısıyla bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin de mutlaka politikalarını gözden geçirmesi gerekiyor. Türkiye ile olan ilişkilerinde gerçek bir müttefike yakışan bir tutum içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Şu yalnız çok yanlış. Yani F-35 madem vermiyorsanız biz de F-16 alalım. Onun parasını ona sayın. Bu çok yanlış. Yani Türkiye'nin F-35'lerle ilgili hakkının sonuna kadar savunması lazım. O ilk 4 ülkeden birisiydik biz biliyorsunuz. Teknolojiyi ilk kuran, üreten, en kritik parçaların Türkiye'de üretildiği bir kurguyla başladı o proje. O projedeki hakkımız bizim sadece 1 milyar 400 milyon dolarlık para değil. Yani o projenin biz kurucularındanız. Ana 4 hissedarından birisiyiz. O ana 4 hissedardan birisinin olmasının karşılığı sadece verdiğimiz 1 milyar 400'ü tamam onu ona sayın deyip bu kadar kolay vazgeçmek değil. Yani Türkiye'nin F-35'ler konusunda sonuna kadar ısrarcı olması lazım. Ha daha kısa vadede eğer F-16'larla ilgili ihtiyaç varsa onun pazarının ayrı yürümesi lazım. Dolayısıyla bu F-35 ile F-16 pazarının böyle aynı çuvala konmasında biz büyük bir hata olarak görüyoruz. İkisinin ayrı hatlarda yürütülmesi gerektiğini hep söylüyoruz. F-35'teki hakkımızı isteriz. Avans da ödedik, yatırım da yaptık. Hakkımız baki ama şu anda da F-16'larda ihtiyaç vardır. Bunu da ayrıca sizinle görüşürüz denmesi lazım. Dolayısıyla F-35'ten dışlanmışlığı peşinden kabul etmek, onun parasını ona saydırmak o çok büyük bir stratejik hata. Buradan ben tekrar uyarıyorum hükümeti de ilgili bu işlere bakan arkadaşları da bunu yapmasınlar. Yani F-35 hakkımızın sonuna kadar peşine düşsünler. Acil ihtiyaçları ayrı bir hattan görüşsünler diyorum. Sayın Genel Başkan'a da sordunuz mu aynı soruyu? Ben tam onu kestiremedim bilmiyorum öyle cevap verdim ama eğer sizde bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz şeyler varsa. Bilmiyorum. Ben tam hani Fox TV size sordu sadece sorular onun için. Öyle ben tam değilim. Anlayamadım kime sordu evet. Da onun için. Size de sormuş anladığım kadarıyla. Bu son sorduğun soruyla ilgili mi? Evet evet bu S-400 meselesini size de sormuş. Şimdi ben bu konuda çok farklı bir düşünce ortaya koymayacağım. Çünkü zaman zaman açıklamalarımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter güçlü bir devlet olduğuna vurgu yaparak başlıyorum. Bir ticaret yapıyoruz sonucu itibariyle. Ticaretimizin ana gerekçesini ülkemizin ve vatanımızın savunması oluşturuyor. Almak istediğimiz savunma cihazlarının ya da silahlarının öncelikle kesemize uygun ve amacımıza uygun nitelikler olması öngörülür. Tabii bunun yanında kimden bu alışverişi yapabiliriz? Müttefik olduğumuz ülkelerden öncelikle bu alışverişi yapabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye coğrafyasının da içinde yer aldığı bölgede ileriye dönük heveslerinin ve hayallerinin neler olduğunu çok açık bir şekilde artık bütün dünya görüyor, sadece Türkiye değil. Dolayısıyla Suriye, Irak ve Türkiye toprakları üzerinde hayal ettiği sözde bir devlet yapılanmasına yönelik Türkiye tarafından gelebilecek müdahalelere ya da engellemelere başta Amerika Birleşik Devletleri karşı çıkmak istiyor. Dolayısıyla bu yolda kullanabileceği hiçbir silahın Türkiye'nin sahibi olmasını istemiyor. Bunun açık izahı budur. Tabii ki Türkiye bu manada istediği yerden istediği silahı alabilecek özgün bir devlettir. Özerk bir ayrımcılığı yoktur. Bu konu hiç kimse tartışamaz. F-35 programına gelince burada resmen Türkiye dolandırılmayla karşı karşıyadır. Siz bu projenin başlangıcında bizim de yer aldığımız bir sistematiği
hayata geçirmişsiniz ve benim bu hakkımı vermemekle gasp ettiğiniz düşüncesine sahip olurum. Dolayısıyla şu anda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin F-35 projesine yatırmış olduğu parayı ve emekleri gasp etmiştir. Bunun telafisi hesaplaşma değildir. Yani benim alacağımı filan yere sayın demek değildir. İkisi ayrı ayrı işlerdir. Biz uçağımızı F-16 alırız, başka bir uçak alırız, Fransa'dan alırız, Rusya'dan alırız, Çin'den alırız. O apayrı bir ihtiyacımız varsa istediğimiz yerden alırız. Ama F-35'e ilişkin uygulanan bu politikanın tamamen reddedilmesi ve oraya yatırılan paramızın bize iadesini sağlamamız gerekiyor öncelikli olarak. Biz bu şekilde düşünüyoruz. Evet, başka bir soru yoksa... Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ile ilgili sizden neler düşünüyorsunuz? Helalleşelim açıklaması ile ilgili. Şimdi efendim şöyle bir şey var. Tabii insanlar kimlerle ne zaman nasıl hesaplaşacağı ya da helalleşeceği konusunu öncelikli olarak kendileri belirlerler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sosyal medya paylaşımında sarf ettiği bir cümle benim için daha önemli ve ön plana çıkıyor. O da geçmişte yarattığı derin yaralardan bahsediyor. Yani lider bulunduğum partinin geçmişte yarattığı derin yaralar olduğundan bahsediyor. Tabii olayı değerlendirirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu derin yaraları yaratabilmesi için bir iktidar sürecinin varlığı göz önüne alınmalıdır. 12 Eylül'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi bir iktidar yapısı içerisinde yer almadı. Bunu biliyoruz. 12 Eylül öncesi dönemde de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti olarak iki tane başbakanı oldu. Bir arada küçük bir dönem bir başkası oldu ama onun herhangi bir kayda değer iktidar süreci olmamıştı. Birisi İsmet İnönü'dür. Diğeri de Bülent Ecevit'tir. Bizim yaş olarak hatırladığımız ve tarih kitaplarından okuduğumuz kadarıyla da Ecevit döneminde toplumla helalleşmemizi gerektirecek bir derin yara açılmadığı inancındayız. Çünkü Türkiye'de çalışanların hak ve mücadelesi Bülent Ecevit'in ilk bakan olduğu dönemlere rastlar. Daha başbakan olmadan evvel. Daha sonra da özellikle 1974 Barış Harekatı başta olmak üzere küresel emperyalizme karşı duruşuyla birlikte bir derin yara açmaktan ziyade Türkiye'nin kara olanı olabilme özelliğine sahip bir CHP genel başkanıydı Bülent Ecevit de. Geriye İsmet İnönü'nün başbakan olduğu dönem kalıyor. O da çok partili sisteme geçilmeden önceki dönemlerdir. Tabii bu dönemlerde nasıl toplumda ve hangi toplum kesimlerine yaralar açılmıştır konusu da eğer detaylarıyla ortaya konursa sizin sorduğunuz soruya daha net, daha anlamlı cevaplar üretebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler diliyorum.